kadar basitti ki denklemleri. İkim o kadar güçsüzdü ki eklemleri. Üç kontrol etmek bebek işi. Yormadan, sormadan, sormadan, yormadan. Bir sarardık biz onları dolma gibi. İki çalardık biz onları zurna gibi. Üç sererdik yollara çarşaf gibi. Yormadan, sormadan, sormadan, yormadan. Basardık hadi hoppa patlatırdık. Hey gidi günlere uzun uzun anlatırdık. Espriler patlatırdık hadi top top yuvarlardık. Hey gidi günlere hey. Bütün kızlar toplandık. Toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık. Yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık. Hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık. Zorlandık, zorlandık. Yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık, zorlandık, zorlandık. Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık, zorlandık. Yıprandık, yıprandık. Kızlar var ya, bu yurdun tek iyi yanı bahçesi. E haklısınız kızlar. Güneşli, yeşilli. Evet, bir eve çıkmamız gerekiyor. Bir de nasıl? Ya o kadar zor değil herhalde. Millet nasıl yapıyorsa yapacağız biz de. Zeynep haklı. Madem yurtta kalamıyoruz, ev bulacağız. Ya bizim de bir evimiz olsun ya. Ya aslında kendimizi biraz sıkarsak tutabiliriz. Neden olmasın? Evet arkadaşlar ya. Ati arıyor. Nereden anladın? O aradığı zaman böyle çalıyor Gülen Hanım. Hadi açmayacak mısın? Hayır Melis ya. Çok sinirliyim. Bir değil, iki değil. Ati bu. Hiç değişmiyor. Oh. Ya bulmaca mı çözüyorsun? Evet abi. Yapamadığın bir şey varsa sor. Baba, çok sıkıldım. Ne oldu ya? Hep burada mı kalacağız? Çocuk haklı. Evet abi bak yanlış anlama. Yani burada kalmanız benim için hiç problem değil. Hatta benim için iyi bile. Yalnızlıktan kurtuluyor. Ama Ali için. Ali için zor oluyor. Özgür, benim en kısa zamanda bir iş bulup çalışmam lazım. Lazım ya. Aradınız işte bulacağız. Ya kızlar ben Can'a söz vermiştim. Şimdi gitsem size çok ayıp olur mu? Ay hadi Gülenay hadi çabuk. Ya ama kalmam gerekiyorsa. Gülenay biz hallederiz hadi. Tamam peki o zaman. Hadi kolay gelsin görüşürüz. Kızlar benim de bir iş bulmam lazım. Bulursun canım bulursun. İyi de bir yerlere başvurmam lazım. Paraya ihtiyacımız var işte. Ya Zeynep nasıl apar topar böyle başvuracaksın? İyi de portföy hazırlıyorum güzelim. Özgür'de de 2-3 tane güzel fotoğrafım var şimdi. Bugün onları da alıp ekleyeceğim. Tamam. Zeynep'ciğim o zaman sen de git işlerini hallet. Ev işine de biz bakacağız artık. İyi tamam. Güzel bir ev bulun ama. Vallahi onu bana değil kızlara söyle. Ben mali işlere bakıyorum.
Tamam. Görüşürüz. Hadi biz hallederiz. Şimdi biz bu evde kaç kişi olacağız kızlar? Sen, ben, Zeynep, Gülenem, Boncuk. Beş oldu. Yasemin ne oluyor? Ay bir de o var değil mi? O da mı gelecek? Hadi kızlar, hadi biraz çabuk. Anlamıyorum ya. Zamanla yarışıyoruz derken ne anlıyorsunuz siz? Işıklar hazır mı? Hazır Metin Bey. Hadi başlayalım bakalım. Sağ spot. Yanlış ışık, yanlış ışık. Bravo, bravo ya. Kızım sen 500'lük de 1000'liği ayırt edemiyor musun daha ha? Ne dedim ben sana? 500'lük demedim mi? Hemen düzeltiyorum. Kızlara su verin. Susuzluktan kurudular şurada. Benim adım Daver Ali kardeş. Gece demem, gündüz demem gezerim. Sen ne yaparsın? Ben karavanda oynarım. Oo, pek güzel, pek güzel. Benim de karavanım vardı zamanında. Çok gezdim onunla dağ, bayır, çayır. Baba biz de gezelim. Fatura bana çıktı yine. Özgür abi niye sustun? Hoş geldiniz. Anneanne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Acıcığım nasılsın? İyiyim. Özgür, benim çıkmam lazım. Sen Ali'ye göz kulak olursun değil mi? Tabii merak etme Mehmet abi. Ben de geleceğim baba. Olmaz oğlum. Ben iş bakmaya gidiyorum. Sen burada Özgür abinle kal. Onunla güzel güzel oynarsın. Tamam mı? İstemiyorum, sıkıldım. Mehmet, izin verirsen benimle gelsin. Bilmem ki. Hem Ali'ye de bir değişiklik olur. Anneanneyle gider misin oğlum? Birlikte oyun oynarız seninle, ha? E peki. O halde hep beraber gidelim. Özgür hoşça kal. Güle güle. Görüşürüz. Hoşça kal. Hadi. Gel bakalım biz de içeri girelim. Limonata ister misin? Pek sevmem. Ben yaptım onu. Poşeti açıp suya karıştırdım falan demek istiyorsun herhalde. Ben sizin gibi yurtta yaşamıyorum hanımefendi. Krakerle de beslenmiyorum. Bir tat istersen. Tadalım bakalım. Aa, çok güzel ya. Buna gerçek limonata diyorlar. Sadece limon mu var bunun içinde? Şimdi sen ben yaptım bunu diyorsun. Ne? Beğendin mi? Beğenmedin mi? Yani benim en çok sevdiğim fotoğraf. Çok güzel. Of ya, of ya. Bıktım senin sakarlıklarından ya. Metin Bey, ben elimden geleni yapıyorum ama siz böyle yani. Hadi canım, hadi. Ancak birkaç yıl sonra. Hadi. Yerine başka birini arayacak mısınız? Hiç zamanım yok. Her iş bana kaldı şimdi. Aklımda biri var. Aramamı ister misiniz? İş aşkına daha uğraşamam. Bence bu kadar önyargılı olmayın. Ya hadi benim artık toplanıp gitmem lazım. Bir sürü yere iş başvurusu yapacağım. Acele etmene gerek yok.
senin gibi bir fotoğrafçı her zaman iş bulabilir. Dalga geçmez misin lütfen? Allah Allah. Yasemin? Neredeyim dedin? Ya. Gelsin mi dedi? Aa, olmaz olur mu? Olur olur tamam. Çok teşekkür ederim. Ya bir mucize oldu. Mucize mi? Arayan Yasemin değil miydi? Ya evet galiba bir iş buldum. İş mi? Ya ben seni arayacağım. Görüşürüz. Merhaba Gülenay. Sağ salim gelebilmene sevindim. Çok zor oldu Can. Çok güzel olmuşsun. Sağ ol. Ne oldu? Ya bugün üstümüze su döktüler. Nasıl kalacaksınız orada? Ev bakıyoruz. Ev mi? Ucuz olan evde ev değil ya. İğrenç. Güzel bir ev tutmaya da paramız etmiyor. Ne yapacağız kızlar? Benim kızlar. Bir tane de Aylin kaldı. Onu arayacağım ben şimdi. Alo. Kiralık ev için aramıştım ben. 4 oda bir salon mu? Ne kadar? Ne? 650 milyon mu? Adres alabilir miyim ben? Evet. Evet. Ha, tamam onu. Evet tamam. Bir saat sonra görüşürüz o zaman. İyi günler. Ay siz de iyi bir yıldır alır soluk. Hemen gidelim. Çok güzel. Bir saatimiz var. Şey, bizim şey de yakın. Burada da yakın. Hiç yabancılacak mısın? Ay inşallah ya. Alicim, gel yavrum. Bak senin için yaptırdım pastayı. Babam ne zaman gelecek? Bahsettiğim arkadaşım Zeynep. Daha önce hiç eline fotoğraf makinesi aldın mı? Aa, fotoğrafları çok iyidir. Siz hemen yerinize küçük hanım. Aa, yok yok, onlara bakacak hiç zamanım yok. İstersen hemen işe koyun. Hem ne bildiğin 2 dakikada belli olur nasıl olsa. 500'lük spotu fona ver bakalım. Başlıyoruz kızlar. Evet. Evet çekiyorum. Evet. Evet. Ay kızlar ya, bütün gün böyle bakmaktan boynum tuttu. Ay çok yoruldum ama değdi değil mi? Değmişsin. Merhaba kızlar. Nasılsınız? Süperiz çünkü ev bulduk. Hem de 650 milyona 4 oda bir salon. Vallahi çok iyi bulmuşsunuz da ne bileyim biraz fazla iyi galiba. Sahibinden. Şey Buncuk, biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım Zafer. Buncuk, Atilla hala görüşmemeye kararlı mısın? Kararlıyım Zafer. Bu sondu. Beğendin mi bibloları? Evet. Yakından bakmak ister misin? Evet. Hmm.
Tabii canım, senden iyisini mi bulacak be? Çok sevindim. Merak etme. Sen üstesinden gelirsin. Tamam canım, şimdi kapatmam lazım. Çekim başlıyor. Hadi bakalım, hadi bakalım, makinayı ver. 500'lüğü bize doğru yanaştır. Koştur, koştur bakalım. Fanı da aç. Evet. Evet, hazır kızlar. Çekiyorum. Evet. Evet, güzel. Güzel. Evet. Zafer, Atiye çok şans verdim. Ama anladım ki o değişmeyecek. Öyle hayalperest ki. Bense çok mantıklıyım. Yani belki zamanla, yani büyüdükçe... Zafer, ikimiz de yetişkin insanlarız. Birbirimizi üzmenin anlamı yok. Tamam, hakkını yemiyorum. O bu ilişki için çok uğraştı. Beni mutlu etmek istedi. Ama olmayınca olmuyor. İkimiz de mutlu olamadık işte. Anlıyorum tabii. Karar sizin de. Ne bileyim, ben bu adamın kötü bir şey yapmasından korkuyorum. Saçmalama Zafer, ne yapacak? İntihar edecek değil herhalde. Ya tabii intihar edecek değil de... Ne bileyim ya, son zamanlarda çok garip davranıyor Boncuk. Merak etme sen. Düzelir. Biraz zaman. Hadi Boncuk, eve bakmaya gideceğiz. Tamam Fikri. Görüşürüz Zafer. Görüşürüz Boncuk. İnşallah tutarız bu evi. Şey Boncuk, bu konuşmadan Atin haberi yok. Lütfen aramızda kalsın, olur mu? Aramızda. Ali'cim bak bu fil. Bu da kaplumbağa. Kaplumbağalar evlerini sırtında taşırlar, biliyor musun? He, aynı babanla ben gibi. Refika Hanım, bir telefonunuz var efendim. Ali'cim, ben şimdi dönerim, sen güzel güzel oyna. Dikkat et ama canlarını acıtma, olur mu? Arkadaşlar, şimdi güven oyunu oynayacağız. Herkesin sırayla gözleri bağlanacak. Anlaştık mı? Tamam. Ya Can, ben oynamasam? Of, mızıkçılık yapmak yok. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Ya ama makyajım. Bir şey olmaz, hadi. Şimdi Gülenay, bırak kendini. Can, ben çok korkuyorum. Korkma, bırak kendini. Ya. Hadi. Bu kadar. Hadi şimdi sıra bende. Şey, Can, emin misin? Eminim, eminim. Sıra bende. Hadi, bağla gözlerimi. Eminsin değil mi? Eminim Gülenay. Güven bana. Hadi. Tamam. Hazır mısın? Tamam. Canım, canım, özür dilerim. Kafan. Özür dilerim. Acıyor mu? Acıyor mu? Evet. Evet, güzel. Güzel, evet. Yasemin'in kıyafetinde potluk var, çok sırıtıyor. Ah, haklısın, gözümden kaçmış. Hadi düzelt o zaman. Zeynep, bu saçla çok çirkin gözüküyorum ben ya. Açık daha iyi, açacağım saçlarımı. Hayır, konsepti bozarsın. Aa, ne çabuk havaya girdin sen öyle. Evet, çekiyoruz. İşte bu apartman galiba. Adam da orada. Merhaba. Siz merhaba. Hüsnü Bey misiniz? Evet, ben Hüsnü. Merhaba. Merhaba. Ya biz ev bakmaya gelmiştik de. Apartman bu apartman. Ev tam size göre. Rahat, ferah, temiz. Ay harika. Ama eşyalı. Olsun. Zaten bizim eşyamız da yok. Ha, iyi. Efendim, hoş geldiniz. Apartmanımıza şeref verdiniz. Siz Hüsnü Bey'in müstakbel kiracıları oluyorsunuz değil mi? Evet. Hoş bulduk. Üç kişisiniz galiba. Daire de tam size göre. Üç kişilik.
Aa, yok aslında. Biz 5 kişi kalacağız. Diğer arkadaşlarımızın işi vardı. Gelemediler. 5 kişi mi? Siz çok kalabalıksınız. Muhittin, kızlarımız kalabalık olabilirler ama fazla ses çıkaracaklarını sanmıyorum. Biz gürültü yapmayız, bilmeyiz. Sesimiz çıkmaz. İnanın taşındığımızı bile anlamazlar. Ah, işte bu güzel. Buyurun, ben size daireyi göstereyim. Buyurun. Buyurun, buyurun efendim, buyurun. Buyurun, buyurun. Boncuk, gel gel. Bak, burası salon. Geniş mi? Geniş geniş, süper. Kızlar, ben gidip bir içeriye bakayım. Nasıl? Beğendiniz mi evi? Güzel görünüyor. Zaten çok fazla seçme şansımız da yok. Biz bir ev bulur bulmaz taşınmak istiyorduk. Aceleniz var yani. Ha, iyi. Zaten acele etmezseniz bu evi de kaçırırsınız. Çünkü yani bugün 3. kez gösteriyorum bu evi. Ya. Evet. Sizden az önce bir doktor geldi. Evi de çok beğendi. Bu akşam karısına danışıp bana hemen haber verecek. Yani onlar ararsa onlar mı tutacak? Bu işin kuralı bu. Yani kim önce ararsa o tutar. O kapı kilitli. Ya benim birkaç parça özel eşyam vardı orada. Ya aslında o oda kiraya dahil değil. Yani evi 4 oda olarak değil, 3 oda bir salon olarak kiraya veriyoruz. Ben eşyalarımı yakında alacaktım ama eğer sizi rahatsız edecekse yani hemen alabilirim. Yok canım, ne gerek var? Yok, o oda olmasa da olur zaten. İçeride çok güzel odalar var. Kızlar, tutuyor muyuz? Ya elimizi çabuk tutsak iyi olacak. Bence tamamdır. Tutuyoruz. Hayırlı olsun. Bence çok doğru bir karar verdiniz. Yani bu ev sizin için ideal. Ama ben prensip olarak kaporayı hemen isteyeceğim. Tamam, hazır. Ayarlamıştık zaten. Buyurun. Allah bereket versin. 3 aylık peşin kirayı da eve yerleşeceğiniz zaman Muhittin'e teslim edersiniz. 3 aylık mı? Ne yaptın usta? Prensip olarak böyle. Yani eğer size fazla geldiyse siz bilirsiniz. Buyurun. Eğer tutmazsan başkasına verecekmiş. Kızlar, 3 aylık kira bizi biraz zorlar ama bundan daha uygun ev zor buluruz. Ne yapalım artık arkadaşlar? Bir şekilde ayarlamaya çalışacağız. Hayırlı olsun o halde. Üstü Bey, şey konusu, apartmanda. Evet. Apartmanımızda yaşlılar yaşamaktadır. Onlar da öğrencilerden ve bekarlardan hiç hoşlanmazlar. Hüsnü Bey öğrencileri çok sever. Tabii, öğrencilere her zaman destek vermek gerek. Tamam da eksik olmayın da biz ne yapacağız? Yani sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Apartmanda karşılaştığınızda benim yeğenim olduğunu söylersiniz. Tamam canım, biz Hüsnü Bey'i yeğenleriz, öyle değil mi? bunu da hallettiğimize göre kontratı eşyalarımı almaya geldiğimde imzalarız. Çok acıyor mu? Acıyor tabii ya. Baksana kanıyor. Can korktum, dur çağırın. Yok kalkma, kalkma. Sen dur, ben taksi çağıracağım, tamam mı? Bekle Gülenay, bekle. Sakin ol, yok bir şey, geçer şimdi ya. Önemli bir şey değil. Geçmez öyle. Hocam. Gitme. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Yasemin, sana da doğru düzgün teşekkür edemedim. Aman boş ver. Dinle, yarınki çekime ilk beni koyma. Biraz uyumak istiyorum. Ya ama programı baştan öyle yapmamışlar. O zaman değiştir. Yani yapabilir miyim bilmiyorum, çok zor. Bir yolunu bul. Söz vermeyeyim. İstersen yaparsın. Ben olmuş kabul ediyorum. Hoşça kal. Zeynep. Bugün iyi iş çıkardın. En azından ayağıma dolanmadın. Yarın benden önce gelip her şeyi hazır edeceksin. Teşekkür ederim. Git de sana avansını versinler. Parayı görünce teşekkür ettiğini lanet etmezsen yarın görüşürüz. Müzik
Geçmiş olsun Can. Sağ olun hocam. Önemli değil. Mutlaka bir doktora göster ama onu. Evet hocam, görünsün. Evet. Miden falan bulanıyor mu peki? Yok, bulamıyor. Bu iyi. Enfeksiyon falan kaptırmamaya dikkat et, tamam mı? Enfeksiyon mu? Önemli bir şey değil ama siz mutlaka doktora gösterin, tamam mı? Geçmiş olsun. Çok sağ ol. Can, çok özür dilerim. Hepsi benim yüzümden. Çok acıyor mu? Ya acıyor ama öpersen geçer belki. Geçti mi? Sanki birazcık geçti. Allah kahretsin ya, ben nasıl unuttum? Ne oldu, neyi unuttun? Ya benim yarın palyaço olmam gerekiyor ama ben bu halde nasıl yapacağım? Ben yaparım. Yani benim yüzümden oldu. Ben palyaço olurum, merak etme. Saçmalama canım, olmaz öyle şey. Olur olur. Ben yaparım. Geldin. Hoş bulduk Refika Hanım. Ali, hadi oğlum, gidiyoruz. Oynuyorum baba, birazdan. Yemeğe kalsaydınız akşam. Hem Ali de gitmek istemiyor. Teşekkür ederim. Ben çok yorgun. Başka bir zaman inşallah. Peki, siz bilirsiniz. Hadi Ali'ciğim, gidiyoruz. Hoşçakalın. Ancak 2 aylık. Hadi ya. Sadece 2 aylık kirayı mı toplayabildik şimdi? Adam bu gidişle başkasına verecek evi ya. Eve çıkıyormuşuz. Çıkıyoruz da sen? Alın bakalım. Bu açığı epeyce kapatır. Ama hala 2,5 ay eksiğimiz var. Aa, yalnız ben ayrı oda isterim. Tek başıma. Hop dedik. Yasemin'cim, o biraz zor. Zaten bu gidişle evi tutamayacağız. Selam kızlar. Oo, bakıyorum hesap kitap başlamış. Sen Efren, hoş geldin. Dın 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 dın. Alın bakalım. Zeynep, nereden buldun bu parayı? Avans verdiler canım. Çalıştım, çabaladım ve kazandım. Tebrik ediyorum Zeynep Hanım. Çok sevindim. Çok teşekkürler Boncuk Hanım. Ne güzel ya, bir işim var. En önemlisi artık bir evin var. Evet. Ben hiç doğru değil. Zeynep'in verdiği parayla tam tamına 3 aylık kiramız oldu. Hızır gibi yetiştin vallahi Zeynep. Ah. Yasemin. Yasemin, bu senin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne zaman taşınıyoruz? Bence beklemenin bir manası yok. Hadi gidelim kızlar. Anahtarımız da var. Ya evimize gidiyoruz, inanamıyorum. Zeynep? Ne? Ev mi tuttunuz? Ev mi tutmuşlar? Senin hızına nasıl yetişeceğim ben? Her aradığında başka bir şey oluyor hayatında. Tamam, ver adresi. Anladım. Hangi sokak? Tamam. Tamam, orada buluşuruz. Kim tutmuş, ne zaman tutmuşlar, nasıl tutmuşlar? Baba, hadi biz de gidelim. Kızlarla kalalım. Olmaz. Burada bizim biraz daha kalmamız lazım. Ali'cim, ama siz giderseniz ben ne yapacağım? Burada çok korkarım yalnız. Korkar mısın? Korkarım tabii. Toparlanmışlardır. Gelirler şimdi. Kurtulurum burada. Son kez bir dön bak. Sen nereye bakacaksın? Allah'ım. Yürü, ben bu çocuğumuza inanamıyorum.
vedalaşalım. Bence de. Ne var? Tel bastı herhalde. Sizi dinlemeye gelmişler. Sizle vedalaşmaya geldik. Çabuk pes ettiniz. Ya pes etmedik aslında. Eve çıkıyoruz. Size çok teşekkür ederiz. Bize yurdunuzu açtınız. Rica ederiz. Daha iyi ağırlanamazdık herhalde. Onun için gitmeden size küçük minik bir hediye vermek istiyoruz. Kabul ederseniz. Geberteceğim ulan sizi. Geberteceğim ulan. Bittiniz ulan siz. Bittiniz ulan. Bittiniz. Nerede kaldı bunlar ya? Ya. Bayılacağım boncuk. Durun ben size bari yeni evimizi anlatayım da yolda giderken zaman geçsin. Evet, kireyim hadi. Şimdi böyle kocaman bir salonu vardır. Mutfak, banyo, hol var. Fikirik, onlar her evde var. Doğru boncuk ama bizim evde eşyalıdır. Masa vardır, sandalye vardır, bir takım eşyalar vardır. Vay be. Ne takım? Şey var. Her şey var ya, bildiğiniz gibi değil. Güzel ama görmedin mi? Bizim evimiz. Yok anne. Anne benim Onur. Şey anne Selvi. Selvi şey oldu anne. Ya doğum başladı doğum. Anne tamam bağırma bağırma. Ben neredeyim? Şeydeyim. Sizin evdeyim anne sizin evde. Hastane çantasını arıyorum hastane çantası. Sakinim ben tamam sakin oluyorum sakin. Vazo. Vazo mu dedin tamam. Vazo. Buldum. Buldum anne. Yatak odanıza gidiyorum şimdi. Bir saniye kapıyı açacağım. Tamam şimdi içerideyim. İçeriye girdim. Çanta, tamam çantayı da buldum. Ya tamam kapıyı da kilitlerim anne. Kilitliyorum kapıyı da. Tamam anne bırakıyorum anahtarı yerine. Bırakıyorum bıraktım bile. Anne hadi siz de çıkın artık evden. Anca yetişirsiniz. Tamam sakinim ben sakinim diyorum. Yeni mahallemize hoş bulduk. Sonunda. Yavaş otur hadi. Çok özür dilerim özür dilerim. Şişt. Kirikciğim, belli ki adamın acelesi var. Niye celalleniyorsun? Belki komşumuz olacak. Hadi. Zeynep! Tam vaktinde geldin. Gel. İşte yeni evimiz burası. Çok güzel. Vay! Biz burada mı yaşıyoruz şimdi? Ya. Güzel görünüyor. Ne zevksiz döşemişler ya. Olsun, biz yeniden yerleştiririz. Aslında şu koltuğu şöyle alırsak daha ferah olur bence sizce. Bence de şu sehpanın yerini değiştirelim. Ben de onu sevmedim. Sağdaki oda benim. Bak bak, kimse odada tek başına kalmayacak. Kim demiş canım? Ben. Şşt, kızlar ayıp olmuyor mu? İnsanlarla beraber yaşamayı öğrenemedin. Gerek. Tarz meselesi canım. Yasemin. Kızlar ne yapıyorsunuz ya? Şurada kendi evimize çıkmışız daha ilk günden. Ne yapıyorsunuz? Evet ya. Gel biz yiyecek bir şeyler alalım. Evet. Ben kurt gibi acıktım. Hadi görüşürüz. Hadi o zaman. Yeni evimizin ilk yemeğini yiyelim. Makarna yapacağım size. Soslu domatesli alın. Teyzeciğim ödümü kopardınız. Kimsin sen? Ben şey... Merhaba biz Şüsür Bey'in yeğenleriyiz teyzeciğim. Yemezler. Efendim teyzeciğim? Ben at komşunuz Fatma. Merhaba. Memnun oldum.
Geçin bari. Hadi siz de gidin bari. Ben dinlenirim. Çabuk gelin. Ya her şey öyle hızlı gelişti ki ister istemez öğreniyorsun. Hata yapmaya vaktin yok. Bir de Metin Bey öyle kendine demin ki o duygu sana da geçiyor. Ya çektiklerini bir görsen ruh var. Sanatçı olmak böyle bir şey herhalde. Sonunda nefes almayı öğrendim. Ah bir de para verdiler avansmış hem de beklediğimden daha fazla. Çok sevindim. Ama her şeyin yoluna gireceğini biliyordum zaten. Evet ya girdi. Sonunda istediğim şeyi yapıyorum. O kadar güzel bir duygu ki. Gördünüz mü? İşte böyle daha güzel oldu. Teyzeciğim! Fikriye, bağırmasana ya. Nasıl buldun? Beğendin mi? Siz kimsiniz? Hüsnü Bey'in yeğenleriyim. Hüsnü Bey'i tanımam ben. Çıkın evimden. Teyzeciğim, ha burası bizim evimizdir. Senin evin aşağı kattadır. Anladın mı? He? Fikirik, kadın sağır değil ki. Hüsnü nerede? Ah be Fatma teyze be, gene damladın evi. Gel ben seni götüreyim, gel gel. Akzamırlı, akzamırlı. Akzamır neresidir? Hüsnü gelince size çok kızacak. Bırak Hüsnü'yü ablacığım, gel ben seni götüreyim. Senin zaten gözüm iş tutmadı. Eski kapıcımız ne iyi. Ya Boncuk ben anlamadım. Bu Fatma teyze nereliymiş? Alzheimer Fikriyeciğim. Yani unutma hastalığı. Yazık ya. Vah vah yazık kadın. Hasta. Neyin var? Ben mi yordum seni? Yok. Seninle ilgili değil. Neyle ilgili? Ali'yi düşünüyorum. Karavanda yaşamaya alışamayacak. Çok mutsuz. Evet ya, yurdun kapanması en çok onları etkiledi. Yavrum zaten aile yüzü görmeden yaşıyor. Şimdi iyice sokakta kaldılar. Ben de çok üzülüyorum ama. Baba, sen anneanneme gelsene. Çok eğlenceli. Çok mu eğlenceli? Nasıl eğlenceli? Fasolar var, biblolar var. Biblolarla ne yapıyorsun ki? Birbirine vuruyorum, kırılıyor. Baba, anneannemin gene gider miyiz? Gideriz. Fikri, eline sağlık. Afiyet olsun. Kahveler de geldi. Oo, ne diyorsun? Kadın yine geldi. Ay ne olur açmayın. Hayır, Süreyya Hanım bu. Bugün aramıştı da davet etmiştim ben. Nasıl yani? Süreyya Hanım mı? Gülen'e yarın. Gerçekten de Süreyya Hanım. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızlar. Özgür bize yardım etmek için gelmişti. Ya. Buyurun. Yerleşmişsiniz bile. Aslında çok zor olmadı. Ev eşyalıydı. Öyle mi? Ne güzel. Hocam ben size bir kahve yapayım. Yok Bilenay'cığım. Ben çok oturmayacağım. Ya olur mu öyle hocam? O kadar gelmişsiniz. Yok canım. Ben sizi bir görüp gideceğim hemen. Hocam. Nasılsınız görmeyeli? Beni boş verin. Haberler sizde. Ya baktık başka yurtlarda olmayı. Biz de eve çıktık hocam. İyi yapmışsınız da. Altından kalkabilecek misiniz? Tabii biraz zorlanacağız hocam ama denemeden de göremeyiz dedik. Bir süre bocalarsınız ama alışınca da öğrenci evinin tadı bir başkadır. Siz de bizimle kalın o zaman hocam. Emin misin Fikriye? Kapıya da bir imza defteri koyarız. Kızlar, şaka bir yana dikkatli olun. Kendi ayaklarınız üstünde durmanızı takdirle karşılıyorum. Ama gözünüzü dört açın. Sağ olun hocam. Siz merak etmeyin. Ben kalkayım artık. Ya ne güzel oturuyorduk usta. Evet, çok teşekkür ederim. Her şey için sağ olun. Sen sağ ol. Süreyya Hanım görüşmek üzere. Özgür. Sağ ol. Kızlarıma sahip çıkmışsın. Kızlar, bir isteğiniz olduğu zaman arayın.
Tamam Süpermen. Görüşürüz. Bay bay. Anlatın bakalım. Ya hocam ya neler oldu neler ya. Sana söylemiştim. Bir gün herkesin şansı döner. Yeter ki ne istediğini bil. Ve cesur ol. Artık bir meleğim var. Korkmuyorum. Sen onu taktıkça ben de korkmuyorum. Gelmeyin ya çatlarım ben anlatsana. Mesela yanında nasıl hissediyorsun? Başta biraz belirsizdi. Ama şimdi mutluyum, huzurluyum. Güvende hissediyorum kendimi onun yanında. Boncuğun bir zamanlar bana söylediğini yaptım. Yani güvenmek için ona bir şans verdim. Ne güzel ya. Güven çok önemli bir şey. Yani karşısındakine güven vermezsen kafasını bile kırabiliyorsun. Kalbini demek istedim. Kafasını. Hiç açmayacak mısın Boncuk? Ya biliyorum size garip geliyor ama zorlamanın alemi yok. Ya Boncuk ama bu Ati yani... Her zaman böyleydi bu adam. Evet Melis, bu Ati. Yani hiç değişmeyecek. Sınırlarını bilmiyor. Yaptıklarının nelere mal olabileceğini hesap etmeden hareket ediyor. Ona çok şans verdim ama. Ya şimdi ne yapacak diye düşünmekten ben yoruldum ya. Sen öyle diyorsan öyledir Boncuk. Hepimiz biliyoruz seni düşünmeden bir karar vermeyeceğini. Aman, boş verin kuzlar. Giden gider. Kalan sağlar bizim dur. Ya biraz yavaş olur musunuz? Ben de buna çok şans tanıdım ama. Vallahi ben bir şey diyemeyeceğim. Sayesinde dünyanın en mutlu insanı oldum. Ya zaten o sağa dua et bunu. Özgür, Ali'nin canı çok sıkılıyor. Şimdi yurtta kalabalığa alıştı tabii. Burada yalnız kalınca mutsuz. Düzelir zamanla abi, merak etme. Hayır, düzelir düzelmesine de böyle olmaz. Yani ev hayatını çok özledi. Mesela anneannesine gitti, alıştı. Şimdi tutturdu anneanneme gidelim diye. Abi sonuçta o da anneannesi. Ya birbirlerini sevebilirler. Sevsinler. Ben ona bir şey demiyorum. Ama ne yapıp yapıp benim mutlaka bir ev bulmam lazım. Mehmet abi gel inat etme. Kabul et şu Refik Hanım'ın verdiği evi. Sonuçta torununa bir hediye vermek istiyor. Gerçekten boşuna gurur yapıyorsun. Özgür kafam çok karışık. Yani şimdi bu kadının yıllardır bize yaptığını düşünüyorum. Bir de böyle birdenbire karşımıza çıktı. Sen olsan ne yapardın? Ben olsam düşünmezdim. Kendimi de geçmişte. Sadece çocuğumun geleceğini düşünürdüm. Umarım başarırım kızlar. Aman Gülen aynı var palyaço olmakta. Şöyle sağa sola zıplarsın. Elini kolunu sallarsın. İşte hazırlanıyorum şimdi.
Kenati dur. Boncuk. Sen kararını vermişsin ama bunu Ati de bilse iyi olmaz mı? Biliyorum Melis de. Onu da kırmak istemiyorum. Ya eninde sonunda o da öğrenecek. Efendim Ati. Tamam Ati. Kaçta? Görüşürüz. Kas söyle. Kasma. Bir fotoğraf görmüştüm. Bir mimarın fotoğrafı. Hiçbir özelliği olmayan, bir kapının önünde sıradan bir adam kameraya dönmüş gülümsüyordu. O adamın yüzündeki olmak istediğim yerdeyim ifadesini hiç unutmadım. Şimdi ben de şu anda tam olmak istediğim yerdeyim. Evet, burası bir bodrum. Nem kokuyor. Ama mutluluğun bizi nerede yakalayacağını bilemeyiz, değil mi? Baba, telefonunu versene. Ne yapacaksın telefonu? Nereden çıktı şimdi? Anneannemi arayacağım. Niye arıyorsun? Anneannem demişti ki ara, yalnız bırakma beni demişti. Peki arayalım bakalım. Oyuncak mı aldın? Hadi gel buraya. Oyuncağı da yeter. Şşt, ayıp. Baba, anneannem seni istiyor. Alo, Rıfkı Hanım. Ali'nin de canı sıkılmıştır. Hem seninle de biraz konuşuruz. Hadi Mehmet, bekliyorum. İşte. Kimi kandırıyorsun sen? Üstte ikili var. Elinde ikili var mı? Valeyle aldım teyzeciğim, valeyle aldım. Elinde ikili varsa at, yoksa bırak. İyi tamam. Al. Ama hile yapıyorsun sen. Melus, Gönül aradı. Durumu çok kötüymüş. Hadi ya. Kim ölmüş? Ay, tövbe tövbe. Kimse ölmemiş teyzeciğim. Bir arkadaşımızın kocası hastalanmış, onu diyorum. Ne bağırıyorsun, ben sağır mıyım? Ay tamam tamam Fikirka, hadi biraz çıkalım, ben çok darlandım. Eyvallah, gidelim. Hem evine eksiklerini de alırız. İyi tamam, hadi. Dur ben çantam alayım. Hadi teyzeciğim, hadi sonra yine gelirsin sen de. Gelirim, gelirim tabii, gelirim ben de. Hüsnü de gelir. Tabii gelir. Beraber geliriz tabii, değil mi? Onun da başımızın üstünde yeri var. Geliriz. Niye gelmeyelim ki? Olmuyor Ati. İkimiz birlikte olmuyor. Anlıyorum. Ya, sen başka kıyılarda dolaşıyorsun. Ben apayrı kıyılarda. Sen kararını vermişsin zaten Boncuk. Önceleri olur sanmıştım. Birbirimize benzemesek de bir şeyler paylaşabiliriz sanmıştım. Ama aynı elmayı yiyip aynı tadı alamıyoruz Ati. Beni anla ne olur. Boncuk, ben anlıyorum ya. Bazen istediğimiz gibi olmuyor hiçbir şey. Ben o elmanın tadını çok sevmiştim ama sen sevmediysen. Ati, sevmekle alakası yok bunun. Ben sadece mantıklı hareket etmeye çalışıyorum. Üzülmek istemiyorum artık. Seni de üzmek istemiyorum. O gülü bana mı aldın Ati? Öyleyse bana ver.
çekiyoruz. Evet. Ben geç mi kaldım? Sen söyle geç mi kaldın? Bak yerini kime bıraktın? Ne duruyorsun? Geç arkaya. Evet. Çekiyorum. Evet, güzel. Gir üstüne, gir, gir, gir. Ay, bitti. Ay, çabuk ol üstüne, çabuk. Ben bir duş alsam ne olur? Aa, ha? Ne duşu üstüne? Bebek doğdu, onun hastanede bizi bekliyor. Hadi çabuk ol, çabuk. Kızlar ne? Fatma teyze ödümü kopardın. Geldi mi kızlar? Oyun oynayacağız. Kızlar yok Fatma teyze. Bizim çok acele işimiz var, çıkmamız lazım. Ama ben çok sıkıldım, kağıt oynayacaktık. Ay Fatma teyze, bir de seninle uğraşmayalım ha. Giriyor musun, çıkıyor musun? Ben beklerim. Evet. Gir o zaman sen. Tamam, gir, hadi. Al tamam. Şundan şuraya. Hadi çabuk ol üstüne, çabuk ol. Kalacağız ne olacak? Sıkılırsa çeker kapıyı, çıkar tamam. Üstüne. Hadi, hadi. Helal, koltuk var. Aa, üstüne. Helal, koltuk. Rıfkı Hanım, iyi niyetinizi anlıyorum. Ama çocuk bolluğa alışacak. Ve sonra daha kötü olacak. Ben de seninle bu mevzuyu konuşmak istiyordum. Bırak alışsın, korkma. Ben Ali'nin ömür boyu varlık içinde yaşamasını istiyorum. Bırak artık sen de bu gururu. Sizi bir yere götüreceğim, hadi gidelim. Nereye? Sorma şimdi nereye diye, hadi gidelim. Hadi kalk, hadi. Ali'cim hadi yavrum. Hadi. Burada ayrılalım istersen. Boncuk ben bırakayım gideceğin yere kadar. Gerek yok, ben giderim Ati. Ya Boncuk, izin ver son bir kez eşlik edeyim sana. Ya. Ne yapıyorsun burada? Valizinle gelmişsin. Meraller geldi. Ay Fikirik. Ben bu kadından korkmaya başladım. Yok canım, daha bitmedi. 10 dakika ara verdik. Ne pişirdin bakayım? Vallahi şimdiden ağzım sulandı. Ya bilmiyorum, erken bitir herhalde. Yok canım, bir şey olursa ben seni ararım. Tamam. Görüşürüz. Zeynep, hani çekimimi daha geç alacaktın? Ne yaptığının farkında mısın? Ya Yasemin, ben sana söyledim ama. Zeynep, gelsene buraya. Geliyorum. Ya daha konuşmamız bitmedi. Yasemin Hanım, sizi kostüme alalım. Boncuk evi bulamamış. Ben gideyim alayım onu, tamam mı canım? İyi, sen git. Göndereceğiz artık, ne yapalım? Teyzeciğim, hadi artık. Biz de çıkıyoruz evden. Gidelim, ben sıkıldım zaten. Tamam Melus, sen anahtarı alırsın. Ben duşa girerim. Tamam canım. Valizini de ben indiririm şimdi inerken, tamam mı? Yok, benim değil o, Meral'in valizi. İyi tamam, Meral'in valizi teyzeciğim ya. Misafir sende kalsın bugün, oldu mu? Hadi. Ati, sen bekleme istersen. Melis gelir birazdan. Yok, ben beklerim Boncuk ya. Alo, Özgür. Benim Yasemin. Evet, çekim bitti. Bilmem, çıktı herhalde. Telefonunu da unutmuş. Ya, öyle mi? İyi, ben de telefonunu getiririm. Hem de Zeynep'le konuşmam lazım zaten. Tamam, görüşürüz. Hoşça kal.
Yok artık Fatma teyze yani. Banyoya da mı girdin? Fatma teyze iyi misin? Fatma teyze ben çıkıyorum. Bir zahmet sen de çık. Hüsnü inanmayacaksın ama Fatma teyze iyice delirdi. Tamam geliyorum hayatım geliyorum. Tamam tamam. Melus. Balcık. Korkma benim. Zeynep gelmedi mi? Çoktan burada olması gerekirdi ama... yani geç kalırsam haber veririm dedim işte. Demin kızlar aradı. Eve de gitmemiş daha. Bu amatör. Bunu geç. İşe yaramaz. Vay be. Çok iyi. Unuttum. Çok özür dilerim. Ben işim bittiyse çıkabilir miyim? Tabii tabii. Yarın görüşürüz. Çok teşekkürler. Zeynep. Zeynep portfolyonu unuttun. Bu kadar da hazırlanmışsın. Keşke bir haber verseydin. Fırsatı olmadı herhalde. Baksana telefonunu unuttuğunu bile fark etmemiş. İşi çıkmıştır. Sen öyle diyorsan. Ver tabağına biraz daha koyayım. Baksana çok acıkmışsın. Çok lezzetli olmuş. Ellerine sağlık. Belirleyebilir, iyimser ve kararlı davranabilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmek için kendinizi zorlayabilir ve bazı alışkanlıkları değiştirir. Kimmiş? Kapıcı mektup getirdi. Boncuk sağ Ati'den. Kızlar, beni biraz yalnız bırakabilir misiniz? İstanbul'u sevmedim Boncuk. Ben seni sevdim. Seninle bu şehri sever oldum. Seninle. Şimdi yoksun. Madem yoksun, İstanbul'da yok. Ben gidiyorum Boncuk. Hoşça kal. Kendine çok ama çok iyi bak. Daha iyi olur onun için. Umarım. Ya Özgür çok özür dilerim. Kusura bakma ne olursun. Önemli değil. Ama keşke haber verseydin. Ya biliyorum ne desen haklısın çok ayıp ettim. İşin başını döndürdü Zeynep'ciğim. Kimseyi gözüm görmüyor. Özgür'cüğüm çok özür dilerim ya. Çok bekledin mi? Vallahi biz yedik. Merak etme ayırdım sana bir şeyler. Getiriyorum şimdi.
İşte bu güzel. Bu işime yarar. O neydi o? Kızlardan biri tuvalete kalkmıştır. Öf, öldüm vallahi Meral. Ama ne kadar şirindi değil mi? Yarın yine gideriz ha? Aa, gideriz elbet, tabii ki gideriz. Ay ay ay. Ayaklarım kopmuş vallahi. Evet. Hemen yatalım da bari erkenden gidip torunumuzu görelim ha. Bu ne sesi? Sifon. Anladık da ne sifonu? Evet canım, üst kattan geliyordur. İyi, bu da mı üst kattan geliyor? Herhalde Meral hırsız gelip tuvalete girecek değil ya. Aa canım, ne hırsızlar var? Girdiği evde uyuyup kalıyor. Aman Meral, ne olur yat uyu. Yok yok, ben bir su içiyorum. Nereye? Uyku tutmadı Fikri'ye. Bir süt içeceğim. Yemem ister misin? Yok canım, sen yat. Alıştım zaten artık eve. Evet, dikkat et. Kusura bakma. Ben ettim, sen etme. Sen büyük adamsın. Ya sen nasıl bir adamsın? Bizim paramız ne olacak? Dur üstüne, dur. Sana su getireyim ben en iyisi. Ben getirdim su. At iç. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum Fikri. Hiçbir şey bilmiyorum. Biz mi gideceğiz, onlar mı? Tabii ki biz gideceğiz Gülenay. İyi de nereye? Bütün kızlar toplandı, toplandı, toplandı.
kadar basitti ki denklemleri. İki o kadar güçsüzdü ki eklemleri. Üç kontrol etmek bebek işi. Yormadan, sormadan, sormadan, yormadan. Bir sarardık biz onları dolma gibi. İki çalardık biz onları zurna gibi. Üç sererdik yollara çarşaf gibi. Yormadan, sormadan, sormadan, yormadan. Çıtırlara bomba sardık, hadi hoppa patlasırdık. Hey gidi günlere, uzun uzun anlatırdık. Espriler patladırdık, hadi top top yuvarlardık. Hey gidi günlere, hey. Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye